Selamlar herkese. Her insan bir dünyada. Bugün konuğumuz oyuncu, yazar Furkan Karaderi. Furkan Karaderi, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Öncelikle oyunculuk hikayeniz nasıl başladı? Bize biraz onu anlatır mısınız? Tabii benim oyunculuk hikayem çok küçük yaşlarda başladı. 7 yaşındayken yanlış hatırlamıyorsam ilk kez bir tiyatro sahnesine çıktım. Ve sonrasında 5-6 sene falan sonrasında bir ilk kez kendi oyunumu yazdım. Bir tiyatro oyunu yazıp. Küçük bir ekiple birçok yerde onları oynadık. Ama asıl oyunculuğum böyle hayatın ikinci döneminde TRT ile başladı. 2015 senesinde bir diziyle televizyon kariyerim başladı. Ardından kısa metraj, uzun metraj, sinema filmleri vesaire derken tiyatro, dizi, sinema işin her alanında bulundum. Evet. Size göre iyi oyunculuğun özellikleri nelerdir? Yani iyi oyuncunun bence en önemli özelliği gerçekçiliği yakalayabilmesi. Çünkü oyunculuk dediğiniz olay böyle sadece hani teksti alıp ezber yapıp çıkıp kameranın karşısında o ezberleri tekrar etmek değil. Bu işin birçok tekniği var. Bu sebepten dolayı da özellikle seyirciye karşıda o gerçekçilik duygusunu verebiliyorsanız o noktada iyi oyunculuğu yakalayabiliyorsunuz demektir. Çünkü bu sadece biraz önce dediğim gibi ezberle olan bir iş değil. Bir taraftan role girmeye çalışıyorsunuz, rolde kalmaya çalışıyorsunuz, rolde kalıp rolden çıkmamaya gayret ediyorsunuz. Bunların her biri bir aşama. Böyle olunca da bu gerçekçiliği yakalayabilmek çok da kolay değil. Ama sadece oyunculuk fiziksel bir özellik olarak son günlerde, son zamanlarda görülse dahi iş bu şekilde değil. Daha çok böyle gerçekçilik üzerine ve bu gerçekçiliği yakalayabilmenin en önemli özelliklerinden biri de aslında o analizi yapabilmek. Evet. Özellikle hocalarımızın, ustalarımızın bize en çok söylediği olay buydu. Yani sokağa çıktığınızda sağınızda, solunuzda gördüğünüz insanları analiz edin. Onların duruşlarını, hareketlerini hepsini kafanıza yazın. Çok fazla okuyun. Muhakkak önünüze bir gün bir senaryo geldiği zaman işte ya o yolda gördüğünüz insanların herhangi bir ortamda analiz ettiğiniz veyahut da bir kitapta gördüğünüz karakterlerden biri olacak o senaryodaki. Böyle olunca da o sürekli klasöre atınca önünüze senaryoda gelince onu okuduğunuzda çok da yabancı karşılamıyorsunuz bu sefer. Yani o bir yerden tanıdık geliyor o karakter. Sonrasında artık role girmeye, o gerçekçiliği yakalamaya başlıyorsunuz. Seyirciye de hani bizim hocalarımız genelde şey derdi. Akşam televizyonu izlediğiniz zaman böyle dizileri falan izlediğinizde sesi kapatıp bir izleyin derdi. Oradaki o oyuncuların işte beden dili, hareketlerinde aslında gerçekten kalkıp rol mü yapıyor yoksa gerçek bir duyguyu mu veriyor? Bunu görüyorduk. Çünkü biraz da oyuncunun böyle sanatçının sadece rol icabı gerçekliği değil de kalkıp oynadığı zaman yani gerçekçiliği vermediği zaman biraz da aslında seyirciyi kandırmış gibi oluyor. Bu da seyircinin çok direkt gözüne çarpıyor. Evet. Onu çok öyle kaçırmak mümkün değil. Bu sebepten dolayı bence açıkçası en önemli özelliği o gerçekçiliği yakalayabilmesidir. Evet. Peki dizi, sinema dünyasının, tiyatro dünyasının, oyunculuğun stresli yanları neler? Ona dair neler söylersin? Yani aslında hepsinin farklı stresli alanları var. Tiyatronun mesela çok fazla bir prova yapma imkanınız oluyor. Yani birkaç ay boyunca uğraşıyorsunuz bir oyunu çıkarmak için. Ama o oyunu sergilediğiniz zaman sahneye çıktığınızda tamamıyla organik bir dünya. Herhangi bir şekilde hani bura olmadı durun tekrardan başlayayım yapamıyorsunuz. Seyirci sizi an be an izliyor. Unutunca artık bir şekilde doğaçlamaya giriyorsunuz ve doğaçlama dediğiniz olay da ucu bucağı olmayan bir dünya. Hani siz doğaçlıyorsunuz, karşıdaki doğaçlıyor, oraya bir şekilde onu tekrardan tekste bağlamak zorundasınız. Onun en çok o zorluğu oluyor ama daha çok tiyatro seyircisi de sağ olsun böyle bir hata yaptığınızda sizi kötü karşılamıyor, alkışlıyor, destek veriyor, bir şeyler yapıyor. Bir şekilde siz o ortamda bulunabiliyorsunuz. Sinemada bu biraz daha rahat. Çünkü tekrar tekrar çekme imkanınız var. Bu bir şekilde yönetmen katkısı oluyor. Kurguda, montajda bir şeyler düzeltilebiliyor. Sahada işler düzeltilemezse masada tekrardan düzeltiliyor. O yer biraz daha rahat. Ama dizi bence işlerinde en stresli olan kısım. Çünkü yetiştirme dediğiniz olay var. Bir kameranın arkasında 70-80 kişi minimum mesela çalışıyor. Herkes bir taraftan bir işi yetiştirmeye çalışıyor. Onu oynuyorsunuz. Doğru bir oyunculuk vermeye çalışıyorsunuz. O bütün stresin ve sürenin içerisinde dizilerin bu noktada bir sıkıntıları oluyor. Çünkü mesela haftada bir sinema filmi çekmek gibi bir şey aslında dizinin bir bölümünü çekmek. Bu da aslında dediğim gibi o stresi gittikçe arttırıyor.
Ben o şekilde hissettim ama onun haricinde biraz da böyle oyuncuların kamera arkası ekiple veyahut da yönetmenle uyumu da çok önemli. Çünkü biraz stresli bir ortam, biraz da egoların konuşabildiği bir ortam da oluyor. Eğer o kısımlara çok fazla düşmezseniz, hani sadece işinize odaklanıp işinizi yapmaya çalışıp ve profesyonel bir şekilde yapmaya çalışırsanız çok fazla stres olmuyor. Ama zaten eğer işi seviyorsanız bütün o stres kısımlar hepsi arkada kalıyor. Yani çok da önemli evet. Olmuyor. Tabii hayatın bütününde bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Eskiden tabii daha böyle radyo dinleyicisi, gazete okuyucusu, televizyon izleyicisi gibi kitleler vardı. Bugün herkes internet kullanıcısı. Dijitalleşme her geçen gün artıyor. Hatta içinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde bu dijitalleşmenin etkisini daha fazla hissediyoruz. Bu anlamda bu dijital dönüşüm her mesleği etkiliyor. Sizi nasıl etkiliyor? Bu dijital dönüşümü siz nasıl yorumluyorsunuz? Geleceğe dair öngörüleriniz neler? Yani aslında her alanda bir dijital dönüşümün başladığının farkındaydık. Ama biz bu işin bu kadar hızlı olacağını çok da düşünmüyorduk. Aslında dünya genelinde düşünmüyordu. Yani bir anda ortaya çıkan bir salgın dönemi, pandemi dönemiyle aslında dijitalin ne kadar önemli bir şey olduğunu fark ettik. Çünkü her şey artık böyle online ortama döndü. Kimse evden çıkmıyor. Sağlıklarını koruyabilmek için evde kalıyorlar. Bir taraftan işlerini devam ettirmek zorundalar. Hal böyle olunca artık her şey evden yapılmaya başladı. Bu daha çok biz özellikle medya dünyası üzerinde bu dijitalleşme olayını çok fazla görüyorduk. Ama bizim sektörde bu dijitalleşmenin daha çok böyle sinema kısmında online platformlarla bu ilerliyordu. Ama pandemi sürecinde aslında hiç de yıllarca oturup düşünsek böyle aklımıza gelmeyecek şeyler oldu. Yani evden çekimler oldu. Kişinin, oyuncunun evinden kurulan kameralarla çekimler oldu. Online çekim, çevrimiçi çekim şeklinde. İsimler verildi mesela. Robot kameralar oldu. Hani insanların minimum tutulduğu kamera arkası ekibin çok böyle sayısının azaltıldığı durumlar gördük. Zaten 11 Mart'ta ilk vaka yayınlandıktan sonrasında hemen birkaç gün içerisinde artık sinemalar, bu hafta vizyona girecek olan filmler çekilmeye başladı. Sonrasında sinema salonları, tiyatro salonları önlem amacıyla kapatılmak zorunda kalınca artık bir şeyler hani bir dönem durdu. Yani dizi, sinema, tiyatro zaten tamamıyla durdu. Ama şimdi artık bir şeylerin çok şükür böyle yavaşlamasıyla, bu vakaların azalmasıyla artık kontrollü bir sosyal hayat dönemiyle önlemler alınaraktan bir şeyler yapılmaya gayret ediliyor. Kamera arkası ekip işte sayısı azaltılıyor. Çok böyle yakın sahnelerin olacağı sahneler senaristler tarafından yazılmıyor. Bazı projeler başladı mesela dizi veya sinemalarda. İşte sürekli sette bir ambulans bekliyor. Kontroller sağlanıyor. Bu şekilde devam ediyor ama baktığım zaman dediğim gibi yani bu en azından bizim sektör içerisinde sinemada bu online platformlarda biz çok fazla dijitalleşmeyi gördük. Tiyatroda çok bu alanı görmedik ama dizilerde de hiç yani dediğim gibi düşünmediğimiz pandemi sürecinde bu tarz böyle robot kameralarla veya evden yapılan çekimlerle bunları gördük. Onun haricinde evet. Programlara konuk olarak katılma konusunda genelde hep böyle stüdyolardan yapılırdı konuklar. Artık bu şekilde belli platformlarla, belli uygulamalarla evden dijital bir şekilde, online bir şekilde yapılmaya gayret ediliyor. Evet. Peki tabii yeni bir de kitabınız çıktı, Çıkmazlar Sokağı. Evet. Ondan biraz bahseder misiniz? Nasıl ortaya çıktı? Kitaptan biraz bahseder misiniz bize? Çıkmazlar Sokağı benim yazar dünyasına ilk adımım, ilk kitabım. Onun için böyle hani biraz daha farklı, ayrı bir değeri var. Şu an ikinci kitabında hemen hemen bir yarısına kadar geldim ama bundan sonrasında herhalde yazdığım kitaplar arasında da yine de ilkinin yeri bir başka olacaktır diye düşünüyorum. Çıkmazlar Sokağı bir deneme türünde yazılmış bir kitap. Onun için çok fazla böyle konu içeriği var içinde. Ama ekseri olarak daha çok böyle hayal etmek, vazgeçmemek, ümit etmek üzerine ve bir düşün peşinde bir hayal uğruna verilen mücadeleyi anlatıyor. Bu mücadele içerisinde çok zor zamanlar var. O zor zamanlarda bir hayal uğruna ne kadar mücadele verilebilir, ne kadar direnilebilir. Onlar gösteriliyor. 3 bölümden oluşuyor aslında kitap. İlk bölüm daha çok bu şekilde bir hayal uğruna verilen mücadeleleri anlatıyor. İkinci bölüm daha böyle bilgi ağırlıklı. Bu kişisel gelişim dünyasının eğer dozunda uygulanmazsa nasıl zararlar verebileceği veyahut da kişisel gelişimin doğru uygulanırsa nasıl yararlarının olabileceğine dair kısımlar var. Üçüncü kısımlarda ise daha çok böyle duygusal yoğunluğun
olduğu bölümlerden oluşuyor. Birçok konu var. Deneme türünde yazılmış bir kitap. Evet. Çok da olmadı zaten. 1-1,5 ay civarı bir süre içerisinde. Biraz zor bir zamanda pandemi sürecinde, korona sürecinde çıkmış oldu ama hayırlısı diyelim. Evet. Bu şekilde başladık. İlk adımı attık yani. Evet. Okumak isteyenler için de hatırlatmış olalım. İnternet satış noktalarından, internet kitap evlerinden kitabı temin edebilirsiniz. Furkan Karadeli'nin Çıkmazlar Sokağı adlı kitabı. Biz çok teşekkür ediyoruz Furkan Karadeli. Yayınımıza katıldığınız için. Son olarak neler söylersiniz? Oyunculuğa dair, kitabınıza dair, hayata dair neler olur? Son sözleriniz bizim için. Vallahi ben şunu söyleyeyim. Hepsinden öte bu pandemi sürecinde artık çoğu şeyin daha çok böyle farkına vardık. En önemli şeyin sağlık olduğunu farkına vardık. Bütün planların bir anda çok küçük bir şeyle bile bozulabileceğinin farkına varmış olduk. Bu sebepten dolayı ben en önemlisi olan sağlığı herkese biliyorum. Nice, mutlu, huzurlu, sağlıklı günlerimiz olsun diyerek teşekkür etmiş olayım ben. Çok teşekkürler tekrardan. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere, sağ olun, iyi günler. Her İnsan Bir Dünya'da bugün konuğumuz oyuncu, yazar Furkan Karadeli'ydi. Bir başka Her İnsan Dünya'da görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.